24 Mart gecesinden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar ikinci örnekle beraberiz. Yine bu tip sorularda nasıl yapıyoruz? Ne demiştik? X'ler arasında bir sandviç yapılmış. X burada, diferansiyeli burada. Demek ki arada Y var. Bunu şöyle düşünüyoruz. Yine eksi birden ikiye. Pardon. Tamam olsun. Şuraya X alalım. Tamam. DY DX. Böyle düşünüyoruz. Bunu Y'ye göre integre edersek ne olur? Şu kısmı dışarı alalım. Y olur. Y'nin sınırları yerine koyacağız. 2x kare eksi 2. Üst sınır x kare artı x. Bundan sonra sizin için çocuk oyuncağı. Y gördüğüm gibi önce bunu yazıyorum. X kare artı x eksi, değil mi? Parantez diyelim. Y gördüğüm yere şimdi bunu yazıyorum. 2x kare eksi 2. Burada eksilerin işlem hatası sizi bekliyor. Dikkat edin. Şöyle yapalım. X kare artı x eksi 2x kare artı 2 eksi x kare artı x artı 2 olarak buluyoruz. Getirip burada yerine yazalım şimdi. Eksi birden 2'ye x var olan x şimdi buraya eksi x kare artı x artı 2 yerini dağıtalım üşenmeyelim. Eksi x küp artı x kare artı 2x dx integralimiz. Al integrali. Bundan sonra sizin için çocuk oyuncağı eksimiz eksi x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı x kare, ikisi zaten var, bölü 2 yazmıyorum. Neydi? Eksi birden kaça alıyorduk? 2'ye. Artık burada çift fonksiyonlar, işte tek fonksiyon olan şu var. Mesela eksi birden artı 1'e olan kısmı ayrı ayrı da yapabilirsiniz ama burada gerek yok, uzamış oluyor. Ama burada çıkan mesela şu da tek fonksiyon olsaydı eksi birden artı 1'e o tek fonksiyonlar gidecekti. Birden 2'ye olan aralığı kullanabilirsiniz. Şimdi şurayı silelim. Evet, burayı silelim. Bundan sonra yapacağınız işlem hatasıdır. Ona da dikkat edin, düşmemeye çalışın. Önce üst sınırı koyalım yerine. Eksimiz var. X yerine 2 koyuyoruz. 2'nin 4. kuvveti. 2, 4, 8, 16. 16 bölü 4, 4. 2'ye devam ediyoruz. Artı 2'nin kübü 8 bölü 3. Artı 2'nin karesi 4. Güzel, en azından. Artı 4, eksi 4 götürdü. Bir 8 bölü 3 kaldı. Eksi formülasyondan alt sınırdan gelecek. Üst sınır, eksi alt sınır. Şimdi alt sınırı koyuyoruz. Bu eksimiz yine var. 1'in 4. kuvveti, eksi 1'in 4. kuvveti artı 1'dir. Bölü 4. Aman karıştırmayın, bu kafada olan eksi. Eksi 1'in kübü yine eksi 1'dir. Eksi 1 bölü 3. Tamam. Eksi 1'in karesi de artı 1'dir. Şimdi bu işlem ne olur? Hemen burada paylaştırmaya çalışmayın. Bak burada çok güzel bir şey görüyorum. Sırıtıyor. Şurada 8 bölü 3 vardı. Bak dikkat et. Dağıt. Artı 1 bölü 4. Artı 1 bölü 3. Eksi 1. Şimdi şu 8 bölü 3 ile 1 bölü 3 işleme tabi tutarsan 9 bölü 3 yapar. 3 yapar. 1 çıkarsan 2 kalır. 2 artı 1 bölü 4. Bir yerlerde eğer hata yapmıyorsak işlem 8 bölü 4, değil mi? 8 bölü 4 artı 1 bölü 4. 9 bölü 4. Ama bildiğim kadarıyla bir yerde bir işlem hatası yapmış olabiliriz. Bir bakalım, hemen bakalım notlarımıza. 1 artı 1 bölü 4 demişiz. Evet, bir işlem hatası görüyorum. Nereden yaptık hatayı? Bakalım. Eksi x küp, tamam. X kare, tamam. 2x. 2x. Tamam. İntegralini almışız. Aynen doğru. Bunu kafaya bir 2 koymuşuz. Bu 2'yi niye koyduk? 0'dan 1'e. Kafada bir 2 var. Neden koymuşuz? Ha, o orada değişik yapmaya çalışmış. Yok.
Hayır, notlarda biraz artistliğe gitmek istemişim. Sonra yarı yolda kesmişim. 1 artı 1 bölü 4 falan filan. İşlem hatası yapmadıysak budur arkadaşlar. Bundan sonrası hatta kontrol ederim. Gelirim. Bir kontrolden zarar gelmez. 2'nin 4. kuvveti 16 bölü 4. 4'tür eksi 4 burada. 2'nin kübü 8 bölü 3 burada. Efendime söyleyeyim. X kare 2'nin karesi 4 burada. Götürdü. 8 bölü 3 kaldı. Burası tamam. Eksi 1 artı 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4 burada. Eksi 1 zaten kafadaydı. Eksi 1 bölü 3 burada. Artı 1 burada. İşaret değişim artı oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Burası 9 bölü 3. 3 oldu. 1 çıktı. 2. 2 artı 1 bölü 4. 9 bölü 4. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da bu kadar. Kolay. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.